Özellikle Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik tehdit riskinin arttığına yönelik ciddi haberler vardı bu medyada zaten. Dolayısıyla hükümetin buna yönelik bir hazırlık yaptığı anlaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu hazırlığı ciddi anlamda operasyonel hale getirdiğini ve hiç aslında elbette kaza sonucu şehit düşen bir askerimiz var. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, evet. Onun dışında aslında yani silahlı unsurlarla ve IŞİD unsurlarıyla karşı karşıya gelmeme konusunda ve onlarla herhangi bir çatışma yaşanmaması konusunda çok sağlıklı bir operasyon gerçekleştirdiğini söylememiz rahatlıkla mümkün. Bölgede güvenlik tehdidi had safhada, DAEŞ'in ilerleyişi devam ediyor. Her ne kadar koalisyon güçleri operasyonlarını sürdürse de ancak az önce yayınımıza konuk olan Sayın Kartoğlu'nun tespitleri de önemli. Koalisyon güçlerinin operasyonundan ziyade peşmerge güçlerinin oraya Kobani'ye özellikle giderek püskürttüğünü DAEŞ'i belirtiyor. Mutlaka koalisyon güçlerinin de etkisinin olduğunu belirtiyor ama bölgede güvenlik tehdidi halen devam ederken bundan sonra neler yapılmalıyı konuşmak gerekir belki bu noktada. Yani evet, IŞİD'in yani Kobani'den atılması söz konusu ancak IŞİD vakasının Irak'tan veya Suriye'nin başka bölgelerinden yok olması söz konusu değil. Dolayısıyla Kobani'den temizlenmiş olması, evet, IŞİD'i bir anlamda geri püskürttü Kobani'den, ama Irak'ın diğer bölgelerinde IŞİD'in son derece riskli bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Yani bu IŞİD'in yükselişinin elbette hava operasyonlarıyla sonlandırılacağı ve tamamen ortadan kaldırılacağına yönelik Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere tahminler çok da kuvvetli değil. Evet. Yani stratejinin bir parçası. Ancak yerden müdahale olmadıktan sonra çeşitli unsurların bir araya gelerek, çeşitli kuvvetlerin bir araya gelerek IŞİD'e yönelik operasyon yapılmadığı takdirde IŞİD'in geriletilmesinin çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla hava operasyonuna yönelik strateji çok da fazla işlemiyor. Ancak tabii bir taraftan da şu var, eğer hava operasyonu olmamış olsaydı, gerek Irak merkezli, mesela örneğin Erbil veya Irak'ın başka bölgeleri, şu anda Kerkük biliyorsunuz IŞİD'in ciddi anlamda baskısı altında, bu hava operasyonları da olmamış olsa IŞİD'in bu bölgeleri de düşürmesi, ele geçirmesi daha mümkün hale geliyor, daha kolay, evet, hale geliyor. Dolayısıyla hava operasyonlarının böyle bir şeyi var. Bu Türkiye'nin yapmış olduğu bu operasyon da aslında IŞİD'le bundan sonra mücadele konusunda bir takım yeni süreçlerinde başlamasına sebep olabilir diye düşünüyorum.